Bu dersimizde sizlere LGS 2028. sınıf matematiğin en önemli konularından biri olan doğrusal denklemlerin grafiklerinden bahsedeceğim. Yeni nesil konu anlatımı, beceri temelli soru çözümü ama temel orta zor şeklinde gidiyoruz arkadaşlar. Ve en önemlisi bu dersten önceki doğrusal ilişkiler videomu, doğrusal ilişkiler ve denklemler videomu izlemediysen mutlaka izle. Bak bu çok önemli. Ayrıca bu dersi çok iyi bir şekilde öğrenmek, kavramak istiyorsan da videonun açıklama kısmından PDF'i indir. Çıktısını al, benimle birlikte yazarak çalış ki gerçek bir başarı elde et. Tamam? Şimdi ne yapıyoruz? Dersimize geçiyoruz. Hadi geçelim bakalım. A1 gerçek sayı olmak üzere Evet A1 gerçek sayı olmak üzere x eşittir A şeklindeki doğrusal denklemlerin grafikleri x eksenini A noktasından dik keser ve y eksenine paraleldir. Ya şimdi bu bilgiyi okuduk ama hocam hiçbir şey anlamadım ne demek ya bu falan. Arkadaşlar bu tanımları vermek durumundayız. Yani matematikte tanımlar bilgiler her ne kadar böyle artık ortaokul evresinde böyle önemsizmiş gibi gösterilse de yani öyle düşünülse de ben öyle düşünmüyorum. Yani bu tanımlar, bilgiler aslında önemli. Yani bunlardan hareketle biz soruları çözüyoruz. Tamam hocam bilgi veriliyor. Evet verilsin. Ama sen o bilgiyi önce bir bileceksin ki o zaman kullanabilirsin. Şimdi gelelim. Laf salatası yapma hocam. A gerçek sayı olmak üzere. X eşittir. A şeklindeki doğrusal denklemlerin grafikleri. X eksenini A noktasından yani bu A3 verildi diyelim. A gerçek sayı diyor ya. 3 verildi diyelim. Ya da 4,5 verildi diyelim. Oradan kesiyor x eksenini ama nasıl kesiyor? Dik kesiyor bak dikkat dik kesiyor. Y eksenine de paralel oluyor. Y eksenine neden paralel oluyor mesela? Neden böyle bir şey oluyor? Bunu inceleyelim hadi. X eksi 2 bak x yerine diyor sadece eksi 2 yazabilirsin. Mesela x eksi 2 iken y 0 olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü bunun hakkında bir şey söylenmiş mi arkadaşlar? Söylenmemiş. Yani x eksi 2 iken y 0 olabilir. X yani y hakkında bir şey yok şu an. x eksi 2 iken y 1 olabilir. x eksi 2 iken y 2 olabilir. x eksi 2 iken y y3 olabilir. Hatta eksili de verelim ya. Eksi 3 olabilir. Y x eksi 2 iken y5 olabilir. Bak böyle bir eksili bir artılı falan verdim. Gelelim o noktaları işaretlemeye. Şimdi x eksi 2'yi işaretledim bak. Eksi 2'ye 0 x eksi 2 derken aslında burası x'in eksi 2 y'nin 0 olduğu noktadır. Onu işaretledim. Sonra eksi 2'ye 1 noktası değil mi? Bak eksi 2'ye 1 noktası şurası işaretledim. Eksi 2'ye 2 iki noktası işte bak koordinat sisteminin bilmenin faydaları değil mi? Eksi 2'ye eksi 3'ü işaretledim. Tamam. Eksi 2'ye 5'i işaretleyeceğim. Şurada. Eksi 2'ye eksi 5'i işaretleyebilirim. Ve bu noktaları birleştirdiğimde onu da farklı renkte yapayım mı? Şöyle değişik görünsün tamam mı? Biraz fosforlu olsun olay. Bak şöyle çizdim. Bu çizdiğim doğru grafiği x eşittir eksi 2'nin grafiğidir. Yani şu an çizdiğimiz grafik x eşittir eksi 2'nin grafiğidir. Ve gerçekten bakın x eksenini eksi 2 noktasında dik kesiyor. Ve y eksenine de paralel. Y ekseniyle bakın bu x eşittir eksi 2 birbirine paralel kesişmezler diyoruz. Diğerine geldiğimizde evet gelelim hadi diğerine. 2x eşittir 6 ama biz x eşittir a şeklinde olacak dedik tanımda. O zaman 2x eşittir 6 ise bana bir tane şey lazım x lazım. Her iki taraf 2'ye böldün hemen x eşittir 3. Tamam. x 3 iken y 0 olabilir. x 3 iken y eksi 1 olabilir. x 3 iken y 2 olabilir. x 3 iken y eksi 3 olabilir. x 3 iken y eksi 5 olabilir. Olabilir yani. Her şey olabilir. X 3'e 0 noktasını işaretledim. İşaretledim. Sonra 3'e eksi 1'i işaretledim. Tamam. 3'e 2'yi işaretledim. Tamam. 3'e eksi 3'ü işaretledim. 3'e eksi 3 nerede? Bak burada. 3'e eksi 5'i işaretledim. Burada. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimde. Onu da şu renkte birleştireyim. Bu çok güzel bir renk. Çok hoşuma gidiyor ya bu renk. Evet. Tam kırmızı da değil bu arkadaşlar. Değişik bir renk yani. Gerçekten çok güzel bir renk. Şimdi bunu grafiğini çizmiş olduk. Neyin grafiğini çizmiş olduk? 2x eşittir 6'nın yani bir diğer deyişle aslında x eşittir 3'ün grafiğini çizmiş olduk. Hocam hangisini yazalım? Sana 2x eşittir 6'nın grafiği dediği için 2x eşittir 6 yazarsın. Ama aynı zaman x eşittir 3 ile aynı grafiktir zaten. Şimdi bak bunun farklı bir türüne geçtik. Ama buna çok benziyor mantıken. B gerçek sayı olmak üzere y eşittir b şeklindeki doğrusal denklemlerin grafikleri y eksenini b noktasından dik keser ve x eksenine paraleldir. Ne demek bu? Y verilmiş bak bu sefer y 3 gibi 5 gibi bir şey verilmiş ya da eksi 1.5 gibi bir şey verilmiş. Y eksenini b noktasından dik kesiyor ve x eksenine de paralel oluyor. Bak y eksenini b noktasında dik kesiyor ve x eksenine paralel oluyor. Hadi inceleyelim. Y eşittir 4. 2 Y eşittir eksi 5. Bunların grafiğini çizeceğiz. Önce Y eşittir 4 için bakalım. Y 4 iken X 0 olabilir. Y 4 iken X 1 olabilir. Y 4 iken X 3 olabilir. Ya bunları böyle tek tek yazacak mıyız hocam? Tek tek inceleyecek miyiz hocam? Arkadaşlar ilk etapta öğrenebilmeniz açısından böyle yapıyoruz. Yoksa sen bunu öğrendikten sonra Y 4 ne hocam? Şurası çat çizer geçersin. Ama bir öğrenene kadar bunları yapmak çok çok bize faydalı olacak. Lütfen yani hani buraları zaman kaybı olarak görmeyin. Y4'ken, Y4ken x eksi 2 olabilir. Y4'ken x eksi 5 olabilir. Y4'ü işaretledim. Y4 dediğim yani ne aslında? 0'a 4 noktası. Yani x'in 0, y'nin 4 olduğu nokta. 4'e 0 dersen gider burayı işaretlersin bak. Bu 0'a 4 noktası. Sonra ne işaretleyeceğim? 1'e 4 bak. 1'e 4 nerede? Şurada. Sonra 3'e 4 noktası. 3'e 4 bak şurada. Sonra eksi 2'ye 4 noktası burada. Sonra Efendim, eksi 5'e 4 noktası. Eksi 5'e 4 noktası burada. Bak, bunları yaptım. Şimdi bunları birleştiriyorum. Şöyle alıyorum. Hop, birleştirdim. Ne elde ettim? Şu an y eşittir, y eşittir 4'ün grafiğini elde etmiş oldum. Gerçekten y eksenine dik oldu mu oldu. X eksenine paralel oldu mu? Bakın oldu. Bu şekilde grafiğimizi çizmiş olduk. Diğerine geldiğimizde 2Y eşittir. Eksi 5'in grafiğini çizmek istiyoruz. 2Y eşittir. Eksi 5'in grafiğini nasıl çizersin hocam? Şöyle çizerim. 2Y eşittir. Eksi 5 ya. Y'yi bulmam gerekiyor. Her iki tarafı 2'ye bölersem. Y ye eşittir. Eksi 5 bölü 2 olmaz mı? Olur. Eksi 5 bölü 2 dediğim şey aslında nedir? İki buçuk. Ama nasıl iki buçuk? Eksi iki buçuk. E, eksi iki buçuk diye nokta mı olur hocam ya? Olur arkadaşlar. İki oluyor da, üç oluyor da. Eksi iki buçuk niye olmasın? Eksi iki ile eksi üçün tam ortasını gidersin, işaretlersin. Bak işaretledim bile. Eksi iki buçuk burası. Şimdi eksi iki buçukken, bak... ...y eksi iki buçukken... ...burada x ne olabilir? Sıfır olabilir. Ki o nokta işaretledim. Eksi iki buçukken... ...y ne olabilir? E, x ne olabilir y eksi iki buçukken? X bir olabilir. Sonra... Eksi 2,5 iken Y ne olabilir? Y ne olabilir? Y-2.5 iken X ne olabilir? X burada 3 olabilir. Efendim eksi 2.5 iken X burada 2 olabilir. Eksi 2.5 iken X burada 3 olabilir. Şimdi bak. Eksi 2.5 ya. Y burada. X 1'e eksi 2.5. 1'e eksi 2.5 nerede? Şurada bir yerde bak. Sonra 3'e eksi 2.5 3'e eksi 2.5 nerede? Burada bir yerde. Sonra eksi 2'ye eksi 2.5. -2 2'ye 2.5. Şurada bak. X'in iki. 2 y'nin eksi iki buçuk olduğu. Eksi üçe, eksi 2 buçuk o da burada. Şimdi bu noktaları birleştireceğiz arkadaşlar. Bu noktaları birleştirdiğimizde aslında cetvelle birleştirsek daha güzel olur. Ha, tamam Ama böyle el yordamıyla yapmanızda da sorun yok. Şu an yaptığım şey 2y eşittir. Eksi 5'in grafiğidir. Buna y eşittir. Eksi 5 bölü 2'nin grafiği ya da y eşittir. Eksi 2 buçuğun grafiği de diyebilirsiniz. Bakın x eksenine paralel y eksenine de dik oldu diyebiliyoruz. Hemen ne yaptık? İkinci sayfaya geçtik. Adım adım gidiyoruz. Şimdi nereye geldik? Orijinden geçen doğru grafiklerine geldik. A1 gerçek sayı olmak üzere. Y eşittir AX şeklindeki doğrusal denklemlerin grafikleri orijinden geçer. Neden orijinden geçer? Kendinize bunu sorgulayın arkadaşlar. Orijinden geçer. Ya tamam da neden orijinden geçer? Çünkü... Bak. X'e burada 0 ver, Y de 0 olur. Y'ye 0 ver, X de 0 olur. Yani burada X'e 0 verirsen Y e 0, Y'ye 0 verirsen X e 0 olduğu için bu 0 0 noktasından kesin geçecektir. Bak bu kesin. Sonraki noktaları belirlemen gerekiyor işte. Mesela X 1 iken Y e ne olur? x eksi 1 iken y ne olur İşine gelen duruma göre inceleyeceğiz şimdi bunları incelediğimizde grafiğimizi rahatlıkla çizebiliriz bu değerlendirmeleri yapmanız çok önemli y eşittir 2x'in grafiğini çizmek istiyorum şimdi bak x'e 0 verdiğimde bak x'e burada 0 ver y ne olur 0 olur neden hocam çünkü bak y eşittir 2 çarpı 0'dan e, y 0 olur Şimdi x'e 1 ver. Bak x'e 1 ver. Hop x eşittir 1 için 2 çarpı 1'den y ne oldu? x eşittir 1 için y ne oldu? y 2 oldu. E, o zaman x1 için y2 oluyor. E, o zaman x eksi 1 için ne olur acaba? x eksi 1 verirsen, bak verelim. x yerine eksi 1 verdiğimizde 2 çarpı eksi 1'den y'miz eksi 2 oldu. y eksi 2. Bunları böyle yapmana tek tek gerek yok. Zihinden bile yazabilirsin. Eksi 1 verdim, eksi 2. Ya işte hocam 2 verdim, 2 verdim. 2 verdiğimde y4. Sonra eksi 2 verdim. Eksi 2 verirsem 2 çarpı eksi 2, eksi 4. O zaman eksi 2 verdiğimde eksi 4. Gel bu noktaları hadi işaretleyelim. Şimdi sıfıra 0 sıfır noktası. Bak sıfıra 0 sıfır noktası orijin noktası. Sıfıra sıfıra işaretledim. İlk işim bu. Orijinden geçecek zaten. Şu an yanında sabit bir sayı falan da yok. Yani hani buna dikkat edin. Tamam. Sonra burada 1'e 2 noktasını bulmam gerekiyor. X'in 1, Y'nin 2 olduğu nokta. Bak 1'den çıktım. X 1'den çıktım. Y 2'ye tam kesiştikleri noktayı işaretledim. Sonra e, X eksi 1'e eksi 2 noktası. Eksi 1'e eksi 2. Bak X'in eksi 1, Y'nin 2 olduğu yer. Burası. Bunu işaretledim. Sonra x'in 2 y'nin 4 olduğu yeri verdim. Evet verdim. x'in 2 y'nin 4 olduğu yer. x'in eksi 2 y'nin eksi 4 olduğu nokta verdim. Bak bu noktaları görüyor musun? Bu noktaları birleştirdiğinde şöyle alıyorsun. Noktaları birleştiriyorsun. ...birleştirdiğinde elde ettiğin grafik... ...şu an elde ettiğimiz grafik... ...y eşittir, 2x'in grafiğidir. Ve orijinden geçmektedir. Hocam şimdi siz burada şey yaptınız... ...böyle 1 verdiniz, ben 5 versem olmaz mı? Olur da... ...verme. Neden? Çünkü 5 verirsen... ...10 olacak. 5'e 10 falan çizeceksin. Daha böyle makul değerler... ...vermeye çalışırsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü her zaman bir de koordinat sistemi çizili gelmeyecek. Bazen böyle kafa, kafa taslak çizmeniz gerekebilir. Kafa taslak mı kaba taslak mıdır? Yorumlarda yazın doğrusunu tamam mı? 3y artı 4x eşittir 0 grafiğini çizmek istiyoruz. Şimdi bak burada da ya hocam hani şuna benzemiyor. Benzetebilirsiniz. Yani 3y eşittir eksi 4x diyebilirsiniz. Artı 4x'i diğer tarafa atarsan 3y eşittir eksi 4x oluyor. Şuna benziyor. E hocam ama y'nin önünde sayı var. Olsun. Sıkıntı değil yani. Olabilir yani. Hani o zaman ben burada hocam x'e 0 versem. X 4 çarpı 0 0. E o zaman y de 0 oluyor. Yani işte onu görmeni istiyorum. x'e 0 verdiğinde y 0 değerini alıyor. Bu da orijinden geçiyor. Ha. O zaman x'e 1 verirsek hocam. x'e 1 verdiğimizde bak. 3y eşittir. Eksi 4 çarpı 1'den. 3y eşittir. Eksi 4 oluyor. Bir tane y eksi 4 bölü 3 oluyor. Ya ne yapacaksın kardeşim bunu? ne yapacaksın? Eksi 4 bölü 3'ü ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın ya? Ne yapacaksın yani? Hiç gerek yok. Böyle şeylere hiç girişmeyin. Ne yapalım hocam? Yani şimdi tamam hadi verdin. X'e 1 verdin. Y e eksi 4 bölü 3 oldu. Ya burada şimdi bunu mu göstereceksin? Doğru düzgün bir şey de olmaz. Ama işte onun yerine bence çok işte mantıklı makul şeyler ver dedim ya. Git burada bunları dengeleyecek bir şey ver. Mesela x yerine 3 versen eksi 4 çarpı 3 ne yapıyor? Eksi 12. Ha. Y yerine o zaman eksi 4 verirsem 3 çarpı eksi 4 eksi 12 yapıyor. İşte mesela hani bak bunu gör. Sen EBOB ekok görmüş adamsın ya. Yani bunları düşünmek senin için ne ki? Yapalım hadi onu. Şimdi bak 3y eşittir eksi 4x dedik. Orada ben x yerine 3 veriyorum tamam mı? x yerine 3 verirsem eksi 4 çarpı 3'ten e buradan 3y'yi sağlaması için y ne olması gerekiyor? Y ne olması gerekiyor? Eksi 4 olması gerekiyor. Yani x 3 iken x 3 iken y eksi 4 oluyor. Deneyebilirsiniz bak. 4 kere 3 12. 3 kere eksi 4 eksi 12. Eksi 12 artı 12 0. Yani buradan da görebilirsin. Şimdi 3'e eksi 4 noktasını işaretleyeceğiz. X'in 3 y'nin eksi 4 olduğu nokta. Şu nokta bak. İşaretledim orijinde işaretlemiştim zaten. 0 0 noktasından geçiyor demiştim. Şimdi hocam başka ne yapalım? Bir nokta daha bulmamız lazım. Ya burada 3 nokta bulmanız yeterli aslında. Bir 0 0 bir tane böyle aşağıda bir tane yukarıda bulsanız yeter. Yani böyle 4. 5. noktalara gerek yok yani aslında. Şimdi gelelim diğerine. Bir de bunun eksilisini ver. Yani x yerine eksi 3 ver. Şöyle bir şey oluyor bak o zaman. 3y eşittir eksi 4x ya. Eksi 4 çarpı eksi 3'ten e, 12 oluyor hocam. Tamam. 3y 12 olması için y'nin ne olması gerekir? 4 olması gerekir. Yani x'e eksi 3 verirsen y ye 4'tür. x'in eksi 3 y'nin 4 olduğu nokta neresi? Bak eksi 3'ten çık 4'e gel. Tam kesiştikleri yer burası. Şimdi bak bu noktaları birleştirdiğimde al birleştir bunları. Al birleştir. Cetvelle yapmaya bu sefer şey yapmadım. Bir önceki videoda cetvelle yapmıştım. Böyle şeylerim de vardır benim ha takıntılarım. Bunları birleştirin. Hatta bunu biraz daha devam ettir. Fark etmez. İstersen mesela başka değer de verebiliriz. Bunun mesela iki katını ver. 6, ver. 6 ver. 6 verirsen ne olur? Şimdi x yerine 6 verdiğinde 6 kere 4 20 ama eksi 24. E bu eksi 24 olması için ne olur? Bu eksi 8 olur. Yani 6 verirsen eksi 8 olması gerekir. Ama onu çizmeye gerek yok yani artık. Tamam işte büyük gidiyor o zaman. Yani şu 3, 3 tane nokta bulman aslında akıllı başlayanınız. 3 tane nokta bulman yeterli. Bu çizdiğimizde ne oldu arkadaşlar? 3y artı 4x eşittir sıfırın grafiği oldu. 3y eksi 4x'in grafiği de diyebilirsiniz. Umarım Umarım e, siz de yazıyorsunuzdur, çizmeye çalışıyorsunuzdur şu an. Bunları yaptınız mı? Böyle benim yaptığım gibi değerler verip düşündünüz mü? Çok iyi bir şekilde öğrenirsiniz. Başka yol yöntemi de yok zaten. Bu şekilde çok iyi öğreniliyor. Diğer türlü ezbere gittiğinizde sıkıntı yaşamanız muhtemel. O zaman tanımları niye veriyorsun hocam? Tanımları önemli arkadaşlar. Bir matematikçi der ki evde hanım matematikte tanım. Çok önemli bak gerçekten. Şimdi geldik tanıma. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere. Neden hocam böyle bir şey deniliyor? Ya şimdi A sıfır olursa X gider. B sıfır olursa B gider. Yani o zaman y eşittir 0 gibi bir şey olur, saçma sapan bir şey olur. O yüzden hani burada a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere y eşittir a x artı b şeklindeki doğrusal denklemlerin grafikleri orijinden geçmez. Çünkü orijinden geçmesi için yanında şu sabit sayı olmuyordu, 3 5 bilmem ne olmuyordu. Ee, eksenlere paralel değildir. Neden? Hem y var hem x var. Yani böyle hem y'nin hem x'in olduğu grafik denklemler e, burada eksenlere paralel değildir. Orijinden geçmez. Bir diğer şeyle eksenleri keser diyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Eksenleri keser diyebiliyoruz. Bunu yorumlayabiliriz. Bak şimdi y eşittir 2x artı 2 hocam bunun verildiğine uyuyor. Ama şu uymuyor. Arkadaşlar önemli değil. Yani bunları öbür tarafa atabilirsiniz. İsterseniz ya bu 3y'yi bu tarafa atarsanız 2x yani şunu demek istiyorum. 2x artı 12 eşittir 3y elde edebilirsiniz. Hatta bunları bir de 3'e bölersiniz. 2x bölü 3, 12 3'e bölünüz 4 eşittir y. Yani bunu elde edebilirsiniz yine. Hani ona çok takılmayın. x var mı kardeşim var, y var mı var, sabit sayı var mı var. Ha o zaman bu grafik orijinden geçmeyecek. Eksenlere de paralel olmayacak. E ne olacak hocam? E ne olacağını şimdi anlatıyorum. Çok basit bir yöntemi var. Burada arkadaşlar grafiği çizmek için yapacağınız tek yol var. X'e 0 veriyorsun. Y eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Y'ye sıfır veriyorsun. X eksenini kestiği noktaya buluyorsun. Ne demek hocam? Gel göstereyim. X'e sıfır ver. Bak X'e sıfır ver. X'e sıfır verdiğinde ne oluyor biliyor musun? X sıfır için Y eşittir. 2 çarpı 0 artı 2. Aa 2 çarpı 0 0 zaten. Y 2 oluyor. Yani X sıfır için Y 2. Bir de Y'ye sıfır ver. Bak iki şey yapıyoruz bak. X'e sıfır ver. Bu şey öbürlerinden daha kolay aslında biliyor musun? Buradan y'ye sıfır ver. Y'ye 0 ver. Y'ye 0, ver. 0 verirsek ne oluyor hocam? Onu da şurada göstereyim. Y 0 olduğunda 0 eşittir. 2x artı 2. Burada da x eksenini kestiği noktaya buluyoruz. 2 at bu tarafa. Eksi 2 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böl. x eşittir. Eksi 1. Yani Y sıfırken x eksi bir oluyor diyebiliriz. Şimdi o zaman gelelim noktaları işaretlemeye. X sıfırken y'nin iki olduğu nokta sıfıra iki noktasıdır o nokta. Şu nokta bak. Sıfıra iki noktası. X eksi bir iken y'nin sıfır olduğu nokta. O noktada şu noktadır bak. Eksi bire sıfır noktası. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde arkadaşlar biz grafiğimizi elde etmiş olacağız. Hocam birkaç nokta daha bulmak istiyorum. Mesela ben burada x yerine iki vermek istiyorum. Veremez miyim? Verebilirsin. Bak iki 2 kere iki 2, dört. 4'e 2 ekle 6. O zaman ne olacak? X 2 iken Y 6'dan geçecek. X 2 iken Y'nin 6 olduğu nokta neresi? Bak şurası. Hani bunu yapmak zorunda değilsin ama tamam mı? Bunu hani ben ekstradan yapıyorum. X'e hocam eksi 2 versek olmaz mı? x'e eksi 2 verdiğinde bak 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Eksi 4 artı 2 eksi 2. Yani x eksi 2 iken y de burada ne oluyor arkadaşlar? Eksi 2 oluyor. Yani şu noktayı işaretleyebilirim. Bak ya tamam uzatmayalım artık bunu. Birleştirelim. Dur mavi renkle birleştirelim. Biraz değişik olsun değil mi? Hemen onları bak alıyorum. Birleştiriyorum. Şöyle. o çok güzel. Yine doğru grafiğimiz çıktı arkadaşlar. Doğrusal denklemimizin grafiğini bulmuş olduk. Şu an bu grafik y eşittir 2x artı 2 olarak bulmuş olduk. Yazmış olduk. Diğerine gelelim. 2x eksi 3y artı 12 eşittir 0'ın grafiğini çizmek istiyoruz. Yine aynı mantık. x'e 0 ver y'yi bul. Şimdi x'e 0 verdiğinde ne oluyor? 2 çarpı 0 eksi 3y artı 12 eşittir 0. E 2 çarpı 0 0 zaten. Eksi 3y'yi at öbür tarafa 12 eşittir 3y. E şimdi 3y 12 ise bir tane y her iki tarafı 3'e bölersen 4 oluyor. Yani x sıfırken y 4 oluyor. x sıfırken y'nin 4 olduğu noktaya git işaretle bak. x sıfırken y'nin 4 olduğu yani x sıfırken demek şu anlamıyla y ekseninin bu grafik bu denklemin grafiği 4 noktasında 0'a 4 noktasında kesiyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar e bir de y'ye 0 verelim demiştik. Y'ye 0 verdiğimizde x ne oluyor? Onu da şurada göstereyim. Y'ye 0 verdiğimde 2x eksi 3 çarpı 0 artı 12 eşittir 0. Şimdi 3 eksi 3 çarpı 0 zaten 0. Yani artık onu kapat geç aslında. 2x eşittir eksi 12. 12'yi hemen öbür tarafa attım. 2x eksi 12 ise bir tane x ne olması gerekiyor? Eksi 6 olması gerekiyor. x'in eksi 6 olduğu yer neresi? Yani eksi 6'ya 0 noktası neresi? Şu nokta arkadaşlar. Bu noktaları birleştirdiğimde. Hadi birleştireyim bu noktaları. Şöyle alıyorum. Birleştiriyorum. Hatta orada arada bir üçgen oluşuyor değil mi? Bunları birleştirdiğimde şu an elde ettiğim grafik 2x eksi 3y artı 12 eşittir 0 doğrusal denkleminin grafiğidir demiş olduk. Yapacağın şey özetle şu. x'e 0 ver. y eksenini kestiği noktayı bul. y'ye 0 ver. x eksenini kestiği noktayı bul. Ama o denklemlerden bakın burada kaçış yok. Yani o denklemleri basit düzeyde de olsa mutlaka çözeceğiz arkadaşlar. Bir doğrunun üzerinde olduğu bilinen bir noktanın koordinat ları doğruya ait denklemi sağlamalıdır. Bu ne demek? Ya doğrunun üzerindeyse bir nokta arkadaşlar. O zaman denklemi sağlayacak. Yani bak 1'e eksi 1 noktası. 2x artı 3 y artı c eşittir 0 doğrusunun grafiği üzerindeyse. Tam istediğimiz şey bak tanımdaki gibi. Ya zaten bir nokta o grafiğin üzerindeyse. O denklemin üzerinde. O zaman ne olacak? Geleceksin bu noktayı yazacaksın. Şimdi burada x1 y eksi 1 diyor ya. X yerine 1 y yerine eksi 1 yazacaksın. X yerine 1 y yerine eksi 1 yazacaksın. Yazalım. 2 çarpı 1 artı 3 çarpı eksi 1 artı c eşittir 0. E buradan c kaçtır demiş. Tamam c'yi buluruz. 2 kere 1 2. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 artı eksi 3 artı c eşittir 0. Şimdi 2 ile eksi 3 topladığında eksi 1 yapıyor. 3'ten 2'yi çıkardık 1 mutlak derece işaretini alıyorduk. Yine de hatırlatıyorum ne olur ne olmaz arkadaşlar. Yani benden hatırlatması eksi 1 at öbür tarafa c eşittir artı 1 olarak bulunmuş oluyor. Yani bir doğrunun üzerinde deniliyorsa bir nokta yaz x yerine oradaki birinciyi y yerine ikinciyi yaz denklemi sağlat geç bu kadar basit diyorum. Şimdi öğrendiğimiz grafik çizmeyi bak nerede kullanacağız. Burada mesela demiş ki 3x artı 5y artı 15 eşittir 0 doğrusuyla eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi burada ne demek istiyor? Eksenler arasında kalan falan filan. Nerede eksen? Hani eksen yok ki. O zaman ne yapacaksın? Kendin çizeceksin kardeş. Kendin çizeceksin. Bak şöyle hemen basit bir koordinat sistemi yapıyorum tamam mı? Burası x ekseni. Burası y ekseni. Hepsini yazmayacağım. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. 3x artı 5y artı 15 demiştik ya. Şunu yap. x var. Hop y var. X'e 0 veriyordun. Y'yi buluyordun. Y'ye 0 tabloyu da şöyle tamamlayalım açık kalmasın. X'e 0 veriyordun. Y'yi buluyordun. X'e 0 verdik. Y'yi bulacağız. X'e 0 verirsek bak 3 çarpı 0 artı 5Y artı 15 eşittir 0 mı? Evet. 3 kere 0 0 zaten. 15'i at öbür tarafa. 5Y eşittir. Eksi 15. Böl ikisini de 5'e. Y eşittir. Eksi 3 y eksi 3. Yani x 0 iken y eksi 3. Sen şunu bulman gerekiyor. x 0 iken y'nin eksi 3 olduğu noktayı. Nerede o? Bak aşağıda yukarıya gidiyordum. Ha, uyarmıyorsunuz hiç. Şurası eksi 1. Burası eksi 2. Burası eksi 3. O noktayı işaretliyorum. Yani x'in 0, y'nin eksi 3 olduğu noktayı işaretliyorum. Sonra ne yapıyorsunuz hocam? Sonra şunu yapıyorum. y'ye 0 veriyorum. x'i buluyorum y'ye 0 verdiğimde y yerine 0 yazacağım. 3x artı 5 çarpı 0 artı 15 eşittir 0. Ya aslında burada 5 çarpı 0 denize y'ye 0 verdiyseniz artık bu gitmiştir. 3x artı 15 eşittir 0'dır. 15'i de öbür tarafa atarsın. 3x eşittir ne olur? Eksi 15 olur. Her iki tarafı 3'e bölersin. x eşittir eksi 5 olur. Şimdi x eksi 5 noktası nerede? Onu da şöyle yaparsın. Bak eksi 1 eksi 2 eksi 3 Eksi 4, eksi 5. E orada o noktayı da işaretlersin. Çünkü eksi 5'e 0. Neden? Y 0 iken x eksi 5 bulduğumuz için. X eksenin eksi 5 noktasında kestiğimiz için. Şimdi diyor ki bana bu doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Bu doğruyu çizmedik ki daha. Çizelim hadi. Bu doğruyu çizdim. Hop, doğruyu çizdim. Biraz arkadaşlar böyle saçma gibi olmuş olabilir yani şurada. Normalde böyle çat diye geçmesi lazım. Elinizde hemen hızlıca yaparsanız iyi olur. Ben gibi böyle yavaş yavaş yapmayın. 3x artı 5y artı 15 eşittir. Sıfırın grafiği bu. Şimdi bununla eksenler arasında kalanın ne yapacaksınız? Grafiğini şey alanını bulacaksınız. Grafiği çizdik zaten. Şu alanı diyor bak. Selin de vallahi kalemi bitirmiş ha. Benim bir tane küçük kızım var. Kalemin ağzının geldiği noktaya bakın arkadaşlar yani. Yani nasıl bir kullanım stili varsa gerçekten yani tebrik ediyorum şu an kendisini. Yani şu alanı bize soruyor bak. Şu taradığım alanı soruyor. Çünkü bak y ekseni, x ekseni ve grafik sınırladığı şu üçgenin alanını soruyor. Burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanını bulurken dik kenarlarını çarpıp ikiye bölüyoruz. Şurası 3 birim. Bak burası 3 birim uzunlukta. Şuraya baktığımızda 5 birim uzunlukta. O zaman bu üçgenin alanı alan eşittir. 3 çarpı 5 bölü 2'dir. Yani uzunlukta eksi alınmıyordu zaten. 3 kere 5 15. 15 bölü 2'den 15 bölü de 7 buçuk birim kare yazabilirsiniz. Buradan alanımızı da ne yapmış olduk? Hop bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Ya şimdi burada bak mantık basit tamam mı? Orijinden geçmiyorsa bu tarz verildiyse x'e 0 veriyorsun y'yi buluyorsun. Y'ye 0 veriyorsun x'i buluyorsun. Bu kadar. Orijinden geçenlerde de biraz noktaları düzgünce düşünerek veriyorsun. Orijinden geçen daha basit gibi duruyor ama bence orijinden geçen buna göre daha zor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ama bunların alay zor olsa ne olur ya? Alay zor olsa ne olur? Siz çalıştıktan sonra bunların hepsini yaparsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçek yaşam durumları. Ne demek hocam? Gerçek yaşam durumları. Şimdi bakalım o öğrendiğimiz grafikleri vesaireleri bilmem neleri oraya uygulayacağız. Gerçek yani günlük hayatta. Zaten bundan sonra da ne geliyor? LGS sorumuz geliyor arkadaşlar. Çok harika. LGS sorumuz geliyor. Şimdi daha öncekinde de gerçek yaşam durumlarını çok sık inceledik ama grafiklerini vesairelerini İncelemedik. Şu an burada grafiğini ver, bilmem nesini de inceleyeceğiz. Şimdi bakalım. Deposunda 90 litre mazot bulunan bir araç her saat 7,5 litre mazot harcamaktadır. Geçen süreyle depoda kalan mazot arasındaki ilişkinin tablosu, denklemi, grafiği nedir denilmiş. Yapalım denilmiş. Vesaire denilmiş. Şimdi bak süre süre. Her saat geçiyor ve 7,5 litre azalıyor. Şimdi süre 1 saat geçtiğinde kalan mazot nedir? 1 saat geçtiğinde. 90'dan 7,5'i çıkar. 90'dan çıkar çıkar yani virgüllü virgüllü ama olsun yapacağız yani başka çaresi yok. Ondan 5 çıktı 5. Burada 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2. Burada 80 82,5. He hocam tamam. Burası 82,5. Yani 1 saat geçtiğinde 82,5'a düşecek. Şurası 82 buçuk olsun oldu tamam. 2 saat geçtiğinde ya şimdi 1 saatte 7,5 ise 2 saatte 15 litre düşecek. Aslında 82,5'tan 7'yi çıkarmak yerine 90'dan 15'i de çıkarıp rahatlıkla bulabilirsin. Ama biz öyle gidelim. 7,5 7,5 azalıyor ya bak şimdi 1 saat daha geçtiğinde 82,5 kalmıştı ya. 1 saat daha geçtiğinde 0. 12'den 7 çıktı 5. 75. Bak 90'dan 15 çıkarsan da 75'i bulurdun zaten. O zaman burası ne olacak? 2. saatte 75 olacak. Böyle göz kararıyla çizdim artık. Şimdi 3. saatte ne olacak? 3. saatte de 75'ten ben 75'ten yine 7 çıkaracağım. 10'dan 5 çıktı 5. Sonra 14'ten 7 çıktı 7. 6'ya eşlendirdim. 67 buçuk oldu mu? Oldu. E 4. saatte de aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Şimdi 1 saatte 7.5sa, 2 saatte 15. O zaman 4 saatte 30. Bak bunları yapabilirsiniz. O zaman 90'dan 30 çıktı. Burada ne kaldı? 60. Niye öyle uğraşıyon hocam? 7 60 buçuk 7.5'ını zaten atmış. Öyle doğru hatırlıyorsunuz yani hani. O zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor x saat geçtiğinde depoda kalan şey ne acaba? x saat geçtiğinde. Asıl onu bulmamız gerekiyor. Denklemi de buna göre çıkaracağız zaten. E şimdi başlangıçta 90 var mıydı kardeşim? vardı. O 90'dan sen her saat 7,5 çıkarıyorsun. E o zaman ilk saat geçti. Mesela 4 saat geçti. 7,5 çarpı 4'ü çıkarıyorsun aslında. Üst saat geçtiğinde çarpı 3 saat geçti. 7,5 çarpı 3'ü çıkarıyorsun aslında. İki saat geçtiğinde 2 saat geçti. 7,5 çarpı 2'yi çıkarıyorsun aslında 90'dan değil mi? O zaman ilk saat geçtiğinde 90'dan 7,5 çarpı o 7,5'ü şöyle parantezli yazalım karışmasın. Çarpı x'i çıkarıyorsun. Ve bu sayede denklemimizi bulmuş oluyoruz aslında. Denklemimiz y eşittir y eşittir. 90 eksi 7 buçuk x oluyor. Bu ne biçim denklem hocam ya? Evet arkadaşlar ama şeye alışın diye yani hani. O 7.5'un çarpısı şurada. Oradakine bakmayın. 7.5x olarak 90 7 7.5x olarak bulduk. Burada değişim oranı 7.5 aslında arkadaşlar diye düşünebilirsiniz. Ama aslında eksili olduğu için hani eksi 7.5 diye düşünmeniz gerekiyor. Onu da belirtti. Şimdi 75 yazmıştık. Şuraya ne yazalım? 67.5'u yazalım. Şuraya ne yazalım? 60'ı yazalım. Şimdi bir saat geçtiğinde bir kere başlangıçta ne vardı? 0 vardı. Şimdi gidelim o 0'ı işaretleyelim. Çünkü bak 0'dayken yani zaman 0'dayken depoda 90 litre vardı. Sonra 1'de ne oluyor arkadaşlar? Bak şöyle tık 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 çıktım bak. Tamam mı? Artık olduğu kadar çıktım. Şurası bak görüyor musun? Sonra ikinci saatte böyle tık 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 ya benim bu çizimler hep böyledir. Benim bir tane resim öğretmenim vardı. Ben bir tane böyle ağaç çizmiştim. Bu ne oğlum davul gibi dedi. O zamandan beri resme küstüm. Gerçekten bak yani hani. Şu an yaşıyorsa da kendine selamlarımı gönderiyorum. Evet 3 ne oluyor arkadaşlar? 60 şuraya geldim bak. 67 buçuk oldu 3 saatte. 4. saatte hop 60 oldu değil mi? Bak böyle böyle depodaki benzin, mazot neyse artık yani benzin demişimdir. Ben mazot demişim. Anlatırken bazen böyle şeyler söyleyiveriyorum arkadaşlar. O kadar da beni idare edin diyorum. Grafiğimizi harika bir şekilde ne yaptık? Çizmiş olduk. Şu an bu y eşittir. 90 eksi 7.5 x'in grafiği. Şu verilen tablonun grafiği. Grafikler her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Böyle de gidebilir. Bunu devam ettirdiğinizde x ve y eksenlerini kestiğini görebilirsiniz dedim. Evet. Oh be yeni nesil soruya geldik. Bugün tabii konu anlatım biraz uzun sürmüş olabilir. Çünkü önemli noktalara değindik arkadaşlar. Bak o kadar idare edeceksiniz canlarım. Şimdi yeni nesil sorumuza geldik ama yeni nesil soruya baktığınızda korkmayın. Bu aslında var ya hepsinden daha kolay. Yeni nesil soruların LGS tarz soruların en çok sevdiğim şey bu. O kadar şey öğreniyorsun. Geliyorsun burada azıcık bir şey uyguluyorsun. Yani hani o öğrendiğin hepsini kullanmıyorsun bile aslında. Güzel tarafı bu. Yani aslında aklını kullanıyorsun ama. Hani şimdi buraya baktığında da o kadar kolay bir soru yok aslında. Hani düşündüğünüzde. Bu ne hocam ya diyen öğrenci çok çıkar buna. Ama işte siz bunu yapabileceğinizi. Eğer siz bunu başarabileceğinizi inanıyorsanız zaten yaparsınız. Çünkü şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerin dışında hiçbir şey gerekmiyor arkadaşlar. Sadece şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler gerekiyor. Evet hadi soruya geçelim. Bir işletmede bulunan iki makineden birincisinde A marka ya... İkincisinde B marka yağ kullanılmaktadır. Yanda makinelerin çalıştığı süre boyunca kalan yağ miktarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Bak A marka yağ. Bu da B marka yağ. B marka yağ biraz daha bak yavaş azalıyor diyebilirsin. A marka çıkadak düşüyor görüyor musun? Mesela bak bu yorumlamayı hemen yapman lazım. Tamam. Sonra 150 mililitrelik A marka yağın kutusu 5 lira. Hani derler ya ucuz zeytin suyu yavan olur derler ya. Hakikaten öyle bak. O ucuz olduğu için daha çabuk tükeniyor. Öbürü bak 120 mililitrelik B marka yağın hem kutuda az var hem de yavaş tükeniyor hem de pahalı ama yavaş tükendiği için aslında bu daha avantajlı gibi duruyor arkadaşlar. Bir ay içinde birinci makine 150 saat, ikinci makine 320 saat çalıştığına göre işletmenin aylık yağ maliyeti toplam kaç lira olur? Allah Allah fes Allah. Yani hocam bak şimdi okuduğunuzda zaten ben bu soruyu anlamadım ki diyorsunuz ama aslında bir şey yok. Birincisinde hangi markayı kullanıyor? Birincisinde A marka yağ kullanıyor. Şimdi kıymetli öğrencilerim A marka yağı kullanan birinci makine. Bak buraya gel yaz bunu. Bunu birinci makine kullanacak. Birinci makine. B marka yağı kim kullanıyor? İkinci makine kullanıyor. Buraya yaz. İkinci makine. Ve 20 saatte A markadan ne kadar azalıyor? Bak, 20 saatte 20 saatte A marka yağdan ne kadar azalıyor? 150'den 90'a düşmüş ve düşmüş. 150'den 90'a düştüğünde 60 azalıyor. 20 saatte 60 azalıyor. 20 saatte. Tamam. O zaman sen şunu söyleyebilirsin. 10 saatte 10 saatte 30 azalıyordur diyebilirsin A markaya. B markaya geçtiğimizde B markaya geçtiğimizde o da 20 saatte 20 saatte 120'den 90'a düşmüş bak B. Yani 30 azalmış. 20 saatte 30 azalmış. 30 mililitre bu arada. Tamam mı? Onları yazalım. Şuraya da mililitre yazalım. Hoca birimleri yazmıyor derler şimdi. Deyin ya sorun değil yani hani. Şimdi burada o zaman 10 saatte 10 saatte ne olur? 15 mililitre olur. Hocam neden 10 saat buldunuz? Arkadaşlar ne dedim size? Aklınızı kullanacaksınız. Mantığınızı kullanacaksınız. 150 mililitrelik şimdi bu bilmem ne dedi ya bak. 150 saat 10 saatte geçiş yapmak için 20'den 150'ye geçmek mi? 10 saatten 150'ye geçmek mi? Şimdi 150 saat 10 saatin 15 katı. Çünkü 15 çarpı 10 150 saat. O zaman ne diyeceksin? 15 çarpı 30'dan 15 çarpı 30'dan 450 mililitre yağ kullanılacaktır dersin. Tamam mı? Bak birinci makinenin kullanacağı yağ bu. Şimdi fiyatını hesaplayacağız. Buraya geldiğimizde 320 saat olacak. Nasıl olacak? E bu da 32 katı değil mi? 32 çarpı 10 320 saat yapıyor. O zaman 32 çarpı 15 demem gerekmez mi? gerekir. Bunu da çarpmam gerekiyor arkadaşlar. 32 ile 15 çarptığımda 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 3 15. Bir elde olduğu için 16. 32. Topla bunları 0, 8, 480 mililitre yaptı. Yani 320 saatte 480 mililitre B marka yağ gitti. Bak bu B markalı yağ. Bu A markalı yağ. Peki A markalı yağın 150 mililitresi için ne demişti? 5 lira demişti. 450 mililitrede kaç tane kullanmış olursun? 450'yi 150'ye bölersem bak. Bir kutuda 150 var. 450'yi 150'ye bölersen 3 kutu kullanırsın. E kutusu 5 lira. O zaman 5 kere 3'ten 15 TL A markasına vereceğim para. E 480 120 mililitre var diyor bir kutusunda. 480'i 120'ye bölersen hatta bölelim ya 480'i 120'ye bölersen 4 çıkar. Burada da 4 kutu kullanırsın. E 4 kutu kullanırsan bir kutusu 7,5. 4 kutusu o zaman 30 olur. 2 kutusu 15. 4 kutusu 30 olur. 7,5 çarpı 4'ten 30 tl yapar bu ikisini topladığımızda da 15 30 topladığımızda da 45 liralık bir maliyet olduğunu aylık yağ maliyeti olduğunu görebiliriz arkadaşlar gerçekten çok güzel soru değil mi gerçekten yani böyle bizim aklımızı kullandıracak ya bu işlemleri mesela işte akıcı yaparsanız bunları böyle hemen düşünürseniz bak yani o zaman işte bu sorular gerçekten sorun değil. Ama o aşamaya birden gelinmiyor işte. Hocam zaman daralıyor, bilmem ne oluyor arkadaşlar. Soru çözdükçe, düşünerek hareket ettikçe, hatalarınızın üzerine gittikçe, yapamadığınız soruları öğrenmeye çalıştıkça, videosunu izledikçe vesaire, bunları yaptıkça, öğretmenizi sordukça, inanın belli bir süre sonra bunları böyle tıkır tıkır yaptığınızı göreceksiniz. Buna inanın yani yeter ki. Bir dersimizin daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.